Herkese merhaba sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, bugün serebral palsi teşhisli küçük Aslı ile ilgili konuşacağız. Annesi Reyhan Bozer yanımızda. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Kabul ettiğiniz için çok teşekkürler efendim. Biz olduk, biz teşekkür ederiz. Reyhan Hanım, öncelikle biz sizi tanıyalım. Daha sonra da Aslı ile ilgili, Aslı'nın hastalığıyla ilgili, serebral palsi ve Rett sendromu ile ilgili bilgiler alalım sizden. Evet, Reyhan Bozer ismim. 38 yaşındayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Mali müşavirim normalde ama Aslı'nın bu hastalığından sonra maalesef kariyerime son verdim. Mesleğimi yapamıyorum. Evde bütün gün o ve kardeşi var, Egemen. Onunla birlikte gün geçiriyoruz. Günlerimizi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Böyle benim tarafımdan. Öncelikle serebral palsi'den bahsedelim. Evet. Bilmeyen, belki de ilk defa duyan seyircilerimiz olabilir. Onları da bilgilendirmiş oluruz. Evet. Öncelikle serebral palsi nedir? Beyin felci aslında. Oksijensiz, beynin oksijensiz kalmasıyla alakalı bir durum. Ve herhangi bir tedavisi yok. Kalıcı bir hasar oluşuyor beyinde. Tabii beyin doktorlarının da söylediği gibi şu anda hala bilinemeyen bir tıp dalı olduğu için biz elimizden geldiğince yeni her türlü tedaviyi uygulayarak olabildiğince o beyindeki hasarlı bölgelerin görevlerini hasarsız bölgelere geçirmeye çalışıyoruz aslında. Bu da işte fizik tedaviyle, özel eğitimle, olabildiğince kendimiz, evdeki bir tutuşumuzla, her şeyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Serebral palsi bu zor bir hastalık. Sadece serebral palsi değil, işte bu beyindeki şeyden dolayı, hasardan dolayı bizim West sendromu durumumuz da oldu. Bir epilepsi türü ve epilepsinin en karanlık türü. Çünkü epilepsi hastaları hani bir nöbet geçirebilirsiniz ama ne olur, ilaçlarla düzene girebilir ya da nöbetten sonra normal hayatına devam edebilir. Ama bizim West sendromunda o nöbetler çok tehlikeli. Beynin hasarını büyütüyor ve de çok büyük kalıcı hasarlar, daha da kalıcı hasarlar bırakıyor. Bu sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da. Tabii ki geçen bir hastalıkta değil bu da. Ama biz bir şekilde onu hani şeye aldık. Şimdilik kontrol fena aldınız, gitmiyor. Tabii ilerisini gösterir, bilmiyoruz ama o ilerisini düşünmüyoruz. Olabildiğince elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Tabii bayağı ilerlemelerde hastada görüyoruz. Çünkü ağır bir şey geçirdi. 40 dakika kadar bir oksijensiz kalmak söz konusu hastada. Elimizden geldiğince en iyisini yaparak onu tekrar hayata empoze etmeye çalışıyoruz yani. Serebral palsi doğuştan mı oluyor? Anne karnında mı oluyor? Doğduktan sonra mı oluyor? Doğarken mi oluyor? Nasıl oluşuyor? Dediğiniz gibi hepsi olabiliyor. Ama bizimki Aslı normal bir şekilde dünyaya geldi. Sağlıklı bir çocuktu. Bir talihsizlik diyelim. 40 günlükken Aslı rahatsızlandı. Sabah çok şiddetli bir ağlaması oldu. Doktorunu aradık, işte hemen gelin dedi. Böyle kesik kesik nefes almaya falan başladı. Gayet sağlıklı bir çocuktu ondan önce. Bir bebekti. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hiçbir sıkıntı. Hamileliğinizde gayet en güzel, en dalında başarılı doktorlara götürüp bütün tetkiklerim yapıldı. Doğduktan sonra da hiçbir hastalığı yokken tanışma amaçlı doktora gidip işte bu sizin hastanız olsun, bundan sonra tanışalım diye gittik. 30 günlükken falan gayet sağlıklı bir çocuk diyerek bize eve gönderdiler. Zaten sağlıklı bir çocuktu. Sonuç olarak gittik, hastanede morarmaya başladı. Diyaframında küçük bir delik meydana gelmiş. Bu ya bir yere düşersin ya da büyük bir trafik kazası geçirsin. Yani şiddetli bir şey sonucunda oluşabilen bir şeymiş. Ya da anne karnında olurmuş. Ama anne karnında olsa zaten ciğerleri gelişmeyeceği için çocuk zaten yaşayamazmış. Ama aslında böyle bir şey 40 günlüğe kadar gayet normaldi. Neden oldu hala bilinmiyor. Orada diyaframındaki delikten, çocuk herhalde büyüdükçe, geliştikçe o delik büyüyor. Bağırsaklar yukarı çıkıyor. Göğüs kafesini, işte ciğerlerin görevini yapmasını engelliyor. İçtiği mamalar
ciğerlerine doluyor. Yani hiç akla gelmeyecek bir şey. Evet. Hemen yoğun bakıma kaldırdılar Aslı'yı. Ciğerlerindeki mamalar boşaltılmaya başladı. Hani durum stabil hale geldi. Bizi evimize gönderdiler. Yapabileceğiniz bir şey yok. Hani bekleyecek bir şey, durumunuz yok. Evimize geldik. Bir saat geçmedi. Telefon geldi. Çocuğunuzun durumunda bir değişiklik var. Lütfen gelin diye. O zaman bir şey olduğunu anladık. Gittik. Aslı'nın kalbi durmuş. 40 dakika. Çok uzun 40 bir dakika. Süre. 40 dakika. Çok uzun. Çok uzun. Hatta geri getiremeyeceklerini düşünmüşler. Son birkaç denemede yani. Küçücük çocuğa yapılan kalp masajı falan. Oraları zaten hiç düşünmek bile istemiyorum. 40 dakika sonunda geri gelmiş. Ama nasıl bir gelme işte siz düşünün. Çok kötüydü durumu. Sonra yoğun bakım süreci başladı. İşte tabii ben ilk kez anne olmuştum. Çok büyük travmalar, çok büyük şeyler. Ben zaten hani bu lohusa psikolojisi düşünseniz de. Doğru, haklısınız. Çok yeni her şey. Her şey çok yeni. Bir de böyle bir şey. Zaten hastalığı bilmiyoruz. Böyle bir şey engelli olunuyormuş. Ya da ne bileyim beyni oksijen gitmeyince şu oluyormuş, bu olmuş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Yoğun bakım doktoru söylemişti. Böyle bir durumda çok büyük hasarlar kalabilir dedi. Ama sanki benim çocuğumdan bahsetmiyorlardı. Yani ben dinliyorum ama yani. Ondan sonra 20 gün kadar bir yoğun bakımda yattı. Hatta doktorlar da herhalde yoğun bakımdan kurtulacağını düşünmüyorlardı. Sonra bir gün bizi aradılar servise geçireceğiz diye. Servise geçtik. Biz böyle güle oynaya gidiyoruz servise alacaklar bizi diye. Zannediyorum ki eski haliyle bana geri verecekler. Çocuğu bana bir verdiler. Her yerinde kablolar, delikler. Yani konuşmak istemiyorum bunları ama çok zor bir şey. Haklısınız. Orada da çok zor günlerimiz geçti. Çok uzun sürdü. Her hastaneye yatan geri çıkıyor. Biz bir türlü çıkamadık vesaire. Sonra evimize çıktık. O zaman savaş başladı işte. Fakat bu arada yaşama nasıl tutunmuş? Değil güçlü mi? Kızım. Yani gerçekten 40 dakika güçlü. Ne demek? Evet. Tabii makinalara bağlıymış ama tamamen 40 dakika durmuş evet. Yani. İşte bilmiyoruz güçlü. Gerçekten çok güçlü. Zaten bunca hastalıktan sonra hala böyle şimdi sizleri de görürüz. Tepkileri, her şeyi maşallahı var. Yani gittikçe daha da güzel ilerliyor. Çok güzel. Daha sonra ne oldu? Daha sonra evinize döndünüz. Evimize döndük. Hayata kaldığımız yerden devam etmeye çalıştık. Yavaş yavaş alışmaya çalıştık. Ama bir gün, şimdi bu serebral palsi kısmıydı. İşte kalp durduğu için beyin oksijen gitmedi. Bir gün tuhaf bir hareket yaptı. O sırada da ben yoğurt yediriyordum. İşte herkes herhalde ekşi geldi vesaire dedi. Sadece şöyle bir hareket yaptı. Ama annelik psikolojisi herhalde. Bence o ekşiden değildi yani. Neden oldu? Bunda bir gariplik var dedim. Akşama doğru bir daha yaptı. Hemen ben onu videoya çektim. Nöroloğumuza gönderdim. Meğer West sendromunun nöbeti öyle olurmuş. İnternette de hatta bebeklerde tik olur mu falan bilmiyorum ki nöbet nedir. Tik olur mu diye aratıyorum. Öyle bir şey yok. Sonra nöroloğumuz hemen gelin dedi. Gittik West sendromu. Onun da ne olduğunu bilmiyoruz. Zaten internetten bakıyorsun. Yani hiç binlerce şey de yazıyor. Hem de çok kötü şeyler yazıyor. Doğru. Evet çok kötü bir hastalık ama belki de bizimki öyle olmayacak. İşte onları yaşayarak öğreniyoruz. Tabii biz mahvolduk, bittik, bu kadar korkunç bir hastalıkla nasıl başa çıkacağız? Ama artık tavsiyem internetten hiçbir şey okumasınlar. Sadece bilgilenme amacıyla. Bizim çocuğumuz okusunlar. Evet mutlaka çok biz birbirimizin tecrübelerinden belki çok faydalanıyoruz. Belki de belirli siteler. Çok yani bilinen siteler. Ya da mesela bir tane varmış. Şey, West sendromu bir çocuk. Öbür de West sendromu. Bir tanesi yani çok çok ağır bir vaka. Bir tanesi daha iyi şey vermiş, tepki vermiş ilaçlara, tedaviye. Çok daha iyi gitmiş. Bir tanesi yürüyor, bir tanesi nefes bile alamıyor makinalara bağlı. Yani o yüzden hiçbir hasta birbirine benzemiyor. Birbirimize bakarak umut alalım ama kesinlikle karamsarlığa kapılmayalım. Çünkü herkes farklı, her hasta farklı. Birimize yarayan ilaç öbürümüze yaramıyor. Bunu öğrendim. Tam anlamıyla nedir West sendromu? West sendromu epilepsinin en karanlık epilepsi, dirençli en epilepsi. Diyelim. Evet, en ağır. Epilepsi türü dirençli, nöbetlerin geçmesi çok zor ve çok büyük hasarlar sık bırakıyor. Sık nöbet oluyor. Sık ve hani nöbet deyince böyle ellerin, kolların zangır zangır böyle bir şey düşünmeyin. Hiç siz fark etmeyebilirsiniz. Gözün şöyle yapması bile nöbet ve tehlikeli yani. Hemen onun durdurulması gerekiyor. West sendrom böyle yani serebral palsiden ziyade bize West sendromu. Uzun sürüyor, süreleri de uzun. Yani gün içinde artık tedavisi bulunmazsa 1-2 ile başlıyor. 200-300 çocuğun hayatını idame ettiremeyeceği duruma kadar gidiyor. O yüzden ne yapıyorsunuz bu durumda peki? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Siz yapamıyorsunuz. Eğer ki ağır bir nöbete dönüşürse ki şu anda Allah'a şükür öyle bir şeyimiz olmadı.
Tabii ki de normal bir epilepsi hastasına ne yapılırsa rahat nefes almasını sağlayın, kusmasın, yan çevirin şeklinde çocuğa en iyi şekilde zarar vermeden nasıl o anı geçirebilirim onu düşünüyorum. Düşünürüz. Eğer ki uzun sürerse zaten doktora başvurmanız, hastaneye acile gitmeniz gerekir. Şimdilik Allah'a şükür öyle bir şey olmadı. İnşallah da olmaz. Ama tabii büyüdükçe bu nöbetler şekil değiştiriyor. Olabilir. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Aslımız şu anda kaç yaşında? Ocak'ta 4 yaşına girecek. 4 yaşında. Ocak'ta 4 yaşına giriyor. Evet. Daha sonra? Daha sonra işte fizik tedaviye başladık. Bez sendromu teşhisi de konuldu. Tabii o da konuldu. Tabii siz de öğreniyorsunuz. Fizik tedavileriniz inanılmaz aksıyor. Yani hadi bugün fiziğimiz var gidelim birçok zaman olmuyor. Çünkü bu çocuklar bağışıklık sistemi çok güçsüz. Çok sık hasta oluyorlar. Ondan sonra nöbet geçirme durumları oluyor. O zaman gidemiyorsunuz. Dolayısıyla bir şeye huzursuzlanıyor, ne olduğunu da bilemiyorsunuz. Evet, acaba nöbetimiz de, sizde zaten şey yapamıyorsunuz. Ne oluyor? İki ileri iki geri. Yani belki çok daha hızlı, hani Vest sendromu olması belki çok daha hızlı yol alabilecekken onun yüzünden hızlı yol alamıyorsunuz. Bir şekilde biz de yani adapte olduk artık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde sürekli devletin verdiğiyle öyle de bir problemimiz var. Devletin bize tanıdığı hakkı kullanarak fizik tedaviye gitmeye çalışıyoruz. Ama çok yetersiz tabii ki de. Ne kadar onların verdikleri size? Devlet haklar. Bize neler veriyorlar? Haftada iki seans, sadece iki seans, iki gün değil, iki seans, yani 40 dakikaya indirildi o da. Zaten çok yetersizdi, daha da yetersiz oldu. 40 dakikalık bir fizik tedavi uygulaması veriyor. Onun 40 dışında, mı veriyor iki 40, seansı? Evet, 40 dakika, 40 dakika. Toplam 80 haftada. Kesinlikle yeterli olmuyor. Yani fizik tedavi dediğiniz normal bir çocuk nasıl okula gidiyor, eğitimini alıyor. Bizim de öyle gidip her gün, hatta belki de cumartesi, pazar bile. Tabii. Çünkü fizik tedavi dediğimiz kaslarla yapılan bir şey. Yani cumartesi, pazar neden dursun ki? Yani onu bile kullanmamız gerekirken biz sadece haftada 2 saatle yetinmek zorunda kalıyoruz. Ha, dışarıdan almıyor muyuz? Alıyorduk ama artık bu hastalığın o kadar büyük maddi külfeti var ki artık biz de onları yapamaz olduk. Ki biz birçok aileden daha bazı şeylere elimizi uzatabiliyoruz. Ama bunları hiç yapamayanlar var. Tabii ki bu çocuk nasıl gelişecek? Aynı bizim de yapamadığımız şeyler çok fazla. Cihazları çok pahalı. Ondan sonra yani oturması için fiyat konusunda da destek vermiyor galiba. Yani çok az bir destek. Onu da zaten alabilmek için o kadar uğraşıyorsunuz ki onu almak için uğraştım, daha çok masraf yapıyorum. Yani gideceğim oraya, çocuğu kime bırakacağım biliyorsunuz. Prosedürleri de yani çok fazla. Yani onu yapmak sanıyorum. Mümkün değil. Alamıyoruz diyebilirim. Sürekli de değişiyor. Bu çocuk büyüyor. Oturması için bir ayrı bir aparat gerekiyor. Düzgün oturmazsa skolyoz olacak, daha büyük acılar. Ayakta durması gerekiyor. Durmazsa zaten kasları gelişmeyecek. Kalça çıkı olacak. Daha büyük bir sıkıntı. Bunlar hepsi mecburi. Ondan sonra DAFO olayı var. Eline atel yapılması gerekiyor. Ve bunlar çok çok pahalı şeyler. Özellikle bu euronun, doların artması da bizi çok negatif yönde etkiledi. Mesela en basitinden bir oturması için bir araba almaya çalıştık. Hani pusset tarzı bir şey. 25 bin liralara kadar istediğimiz, hani düzgün otursun, önünde barı olsun, fizik tedavi yapalım, orada eğitim yapalım. Biz de ikinci el alabildik. Ama bununla bitmiyor ki. Ayakta durması için bir şey lazım. Yine öyle 3500 eurolardan başlıyor. Türkiye'de tam istediğimiz gibi şeyler yok, tam böyle hani olması gereken. Hep yurt dışından geliyor. Euro'nun durumu belli. Doların durumu belli. Yani yetişilmiyor. Yetişemiyoruz. Devlet keşke her şeyle karşılasa. Zaten yani bu çocuğun raporunda %96, %98, %100 engelli yazıyorsa bu çocuğun zaten seneye iyileşmeyeceği, keşke iyileşse, biz de istemeyiz yani. Tabii ki. İyileşmeyeceği belli. O zaman keşke bunları karşılasalar. Ya da bu prosedürler 5 yılda bir, 10 yılda bir olsa. Keşke 10 yıl sonra benim kızım yürüse de hiçbirine ihtiyacım olmasa. Haklısınız. Ama çok zor, çok yorucu. Haklısınız. En ihtiyacı olan şey nedir Aslı'nın?
İşte oturması için, düzgün oturması için, çünkü mama sandalyesinde oturuyordu. Düzgün oturması için bir şeye ihtiyacı vardı. Onu bir şekilde hallettik. Ayakta durması için bir cihaza ihtiyacı var. Onu da biz, babamız makine mühendisi, bir şeyler yaptık kendimiz ama tabii ki de tam doğru olmadı. Hani çok daha boyun desteği lazım. Doğru. Biz öyle tahtadan indirmeli bir şey yaptık. Ama en azından geçici olarak biraz işimizi görüyor. Ama kesinlikle hani alınması gereken bir cihazımız, sıradaki ayakta durma sehpası bizim için. Şu anda en ihtiyacımız olan o. Doğru. Peki fizik tedavide neler yapılıyor gittiğiniz seanslarda? Fizik tedavide işte ayakta durma, oturma, kalkma, işte elleriyle, biliyorsunuz serebral palsi çocuklarda spastis de oluyor. Ellerini germesi, ağırlık aktarma en önemli. Hani şöyle oturup, hani kendi dengede oturamasa bile elini böyle koysa oturabilir mesela. Onları o çocuğa öğretme. Çünkü hani sonradan felç olan birisi bildiği şeyleri tekrar hatırlıyor ama bizim çocuğumuz onları şu anda bilmiyor. Ona öğretmeye çalışıyoruz. İki katı, üç katı zor. Bunları çalışıyoruz. İzin verdiği müddetçe hiç istemiyor. Siz de evde tekrar ediyor musunuz? Devam ediyor musunuz? Daha güzel ediyorduk ama ödevleriniz vardı değil mi? Olmaz olur mu? Ama ikinci çocuk olduktan sonra tabii ki biraz daha aksadı. Çünkü onun da kıskançlıkları var. Aslı ile azıcık fizik tedavi yapmak istiyoruz. Hemen gelip tepemize çıkıyor. Yapmaya çalışıyoruz. Yani en azından kucağıma bile alsam doğru tutmak bile bir fizik tedavi. Ya da mesela televizyonu seyrederken çaktırmadan şöyle ellerimi şöyle şöyle yapıyorum. Anlamıyor. Anlasa hemen bağıracak. Ama o bile bir fizik tedavi. Yani insan hani algıda seçicilik olayı var ya, bir şeye bu benim görevim, tamam, onunla ilgili ne yapabilirim? Her an bir şey çıkarabilirsiniz aslında. Biz de o şekilde çıkarmaya çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz çocuğumuza. Tabii ki. Evet. İki seansın dışında var mı? Yaptı. Biz evet yaptırıyorduk ama artık gidemiyoruz. Artık bu iki seans şimdi devletin verdiği fizik tedavi. Tabii ki bizim fizyoterapistimiz de çok değerli, çok verici bir insan. Aslı'yı gerçekten çok sevgiyle yaklaşıyor Aslı'ya ama devletin okullarındaki fizyoterapistler İşte okuldan mezun oluyor, geliyor, bir stajyerlik durumundan sonra işte fizik tedaviye başlıyor. Ama bizim o kadar önemli eğitimleri görmüş fizyoterapistlere ihtiyacımız var ki ve bunun bir sürü çocuğa göre metotları var. Böyle yerlere gitmek istiyoruz, böyle yerlerde fiyat vermem gerekirse şu anda 500 lira, yine onların da 40-50 dakikası. Artık bizi çok aşıyor. Çünkü neden? Hani bir şeyimizden kısıp oraya götürüyorduk Aslı'yı ama şimdi ilaçları yurt dışından geliyor, devlet onları da karşılamıyor. Yani epilepsi ilaçlarını karşılıyor ama bize epilepsi ilaçları yetmiyor ki, takviye edici gıdalar, takviye edici ilaçlar lazım. Onları alayım derken ne yapıyoruz? Fizik tedaviden feragat ediyoruz. Hepsi bir arada mümkün değil. Öncelik sırasına koymanız gerekiyor. Artık olmuyor yani. Elimizden geldiğince 3 yıl kadar yapmaya çalıştık. Ondan zaten bu kadar gelişti ama artık yapamıyoruz. İlaçlar faydalı oluyor mu? Faydasını görüyor musunuz peki? Şimdi bir epilepsi ilaçları var. O zaten standart. Belli ilaçlar var. Onları her hastaya bu olmazsa öbürü diye denenerek, yani bu böyle. Ama bir de bizim şeylerimiz var. Bu takviye edici ilaçlarımız var. Yurt dışından getirtiyoruz. Tabii biz kendi kafamıza göre değil. Nöroloğumuzun bizi yönlendirmesine, Aslı'ya uygun olanları mutlaka gördük. Bir buçuk yaşından beri hani nöbetleri kontrol ederek, hani nöbet tetikleyebiliyor çünkü beyinde bir gelişme kaydettiği için, bir buçuk yaşından beri sürekli o tarz şeyleri kullanıyoruz. İlaç, yağlar, ondan sonra takviye edici gıdalar, bunları kullanıyoruz. Çok da faydasını gördük. Gördünüz değil mi? Çok, algısı çok açıldı, çok fark etti. O zaman seyircilerimize de muhakkak bunu belirtmemiz gerekiyor. Öyle. İlaçlardan vazgeçmeyelim. Çünkü ben duyuyorum. Yazıştığım, görüştüğüm dostlarım, arkadaşlarım oluyor. Biz bir faydasını göremiyoruz deyip ilaçları almayanlar oluyor. Siz buradan lütfen onlara ilan edin, söyleyin. Yani tekrar tekrar ki ilaçlardan şöyle, vazgeçmesinler. Hani belki doktorları, doğru doktoru ya da çocuklarıyla, yani yanlış doktor da olmaz, öyle bir şey de söylemek istemiyorum ama çocuklar için doğru doktoru bulamamış olabilirler. Doktor deneyebilirler ama en sonunda bir doktorla bence benim gördüğüm
bu. Bir doktorla devam edip, çünkü o doktor hastayı tanıyor. Artık mesela bizim doktorumuz Aslı ne yapar, ne eder? Ona ne daha iyi gelir ona? Mesela şimdi bizim bir nöbetimiz var. 1,5-2 yıldır çözemedik onu. Uykuya dalamıyor. Nöbet, bu da bir nöbet. Dalacağı zaman sanki biri ona tokat atmışçasına bağırarak uyanıyor. Ama doktorumuz bize en sonunda dedi ki, hayır artık Aslı'ya bununla ilgili bir ilaç veremem. Ama o da ağır bir ilaç verip Aslı'yı uyutabilirdi. Ama Aslı'yı biliyor, tanıyor. O yüzden hayır Aslı'ya başka bir ilaç vermem. Bir şekilde çekeceksiniz. Önce nasıl ya filan oldum ben, sonra ne kadar doğru söyledi. Evet, yani çocuk geriye gideceğine bir şekilde çekeceğiz bunu. Yani o yüzden doğru doktoru bulduktan sonra onun çocuğu yönlendirmesiyle, araştırmacı bir doktor. Çünkü birçok doktor var. Mesela biz kullandığımız bir ilacı söylüyoruz. O ne filan diyorlar. Bu araştırmayla olur. Doktorun da kendini geliştirmesi lazım. O konuda biraz umarım şanslıyız. Herkes sizin kadar şanslı olur. Evet. Çünkü dediğiniz gibi yani doktordan doktora da değişiyor. Doktorda. Kimlerle karşılaşırlar, kim bilir, bilemiyorlar demek ki. Çok da zor, aynen öyle. Vazda geçebiliyorlar. Evet. Olur mu, vazgeçmek bırakıyorlar. Yani vazgeçme hakkımız yok. Yok. Çocuklarımızdan vazgeçme hakkımız yok. En iyi şekilde onları bu hayata katmamız gerekiyor. Olabildiğince, yani nasıl söyleyeyim, kendimizi de parçalamayacağız. Neyse olabilecek, o olacak. Olamazsa da olmayacak yani. Biz de önce biz önemliyiz. Tabii önce ki. Kendimize bakacağız. Tabii ki. Ondan sonra çocuğumuza, siz iyi olunca o daha iyi olur. Biz iyi olmazsak çocuğumuz kesinlikle hiçbir şey. Ya gerçekten benim azıcık moralim bozuk olsun, hemen Aslı'nın hissettiğini görüyorum. Hisseder değil mi? Evet. Huzursuzlukları zaten hisseder çocuklar. Hemen, evet. Evet, inanın o çocuklar da hani, evet, zihinsel geriliği olan çocuklar da hissediyor. Hisseder. Çünkü zaten onlar birçoğu, estağfurullah, birçoğu görmüyor, duymuyor. Bu çocuğun demek ki hisleri gelişiyor. Görmeyen, duymayan çocuğun o zaman çok daha dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Onun dışında nasıl vakit geçiriyorsunuz birlikte? Biz bütün gün oynuyoruz. Yani zaten Aslı'nın hani yemek yemesi vesaire her şeyi biraz zaman alıyor ve de zor. Su içmesi bile çok zor yani. Zorla içiyoruz. Elimde bütün gün su şişesi. Şimdi kardeşi olduktan sonra daha da bir eğlenceli oldu. Hem o da onu gözlemleyerek daha çok bize katılıyor. Ama inanın bu onu yapamaz demiyorum. Yapamayacağı şeyleri de onunla oynuyorum. Şimdi oraya gelelim. Sevgili seyirciler, Aslı'nın bir de erkek kardeşi var. Bir delikanlımız var. Çok da yakışıklı, çok da tatlı. Nasıl karar verdiniz? Karar vermedik. Allah bizim için bunu uygun gördü. Gerçekten de çok uygunmuş. Değil mi? Yani Aslı için çok faydalı oldu vesaire. Hiçbiri bir şey değil. Benim için çok faydalı oldu. Harika. Yani mesela şimdi benim ilk çocuğum Aslı. İlk çocuğumdu. Böyle bir şey başımıza geldi. Bizimle birlikte aynı tarihlerde doğum yapan arkadaşlarım oldu. Onların çocukları parklara gitmeye başladı. Çocukları annelerine notlar yazmaya başladı vesaire vesaire. Yani bir çocuğun annesine kattığı mutluluğu siz düşünün. Sarılmaya başladı, anne demeye başladı. Benim çocuğumun sadece sıkıntıları var. Başka hiçbir şeyi yok. Dolayısıyla ben ne kadar pozitif bir insan olsam da, örneğin bir parka gidiyorum, buradan böyle yaşlar akmaya başlıyor. Doğru. Ya da bir hastaneye gidiyorum. Hastanede bana ne oldu, bir şeyiniz mi var diyorlar. Nasıl anlatayım ki ben şimdi, o çocuk orada yürüyor diye ben ağlıyorum. Bunlardan tamamen kurtuldum. Hiç aklıma bile gelmiyor. Aslı öyle bir çocuk. Bu böyle bir çocuk. Çok iyi geldi çok size. Çok iyi geldi. Yani hamdolsun, ne güzel. Çok iyi geldi. Kaç yaşında? Şimdi Egemen 2'ye girecek. Ocak'ta, Aslı da 4'e girecek. Ay çok güzel. Öyle. Nasıl birlikte nasıl vakit geçiriyorlar? Egemen, Aslı Egemen'den hiç hoşlanmıyor. Normal klasik abla kardeş. Ay çok güzel. Hiç hoşlanmıyor, hiç yaklaşmasını istemiyor ama Egemen oralarda bir yaramazlık yaparken çok hoşuna gidiyor onu seyretmek, ama yaklaşmadığı sürece. O da kendini koruyamayacağını bildiği için Egemen de meraklı şimdi, onu saçını tutmak istiyor. Doğru. Vesaire. Kesinlikle ona yaklaşmadığı sürece güzel. Ama Egemen eve ilk geldiğinde yani onun tepkisini görmeyi izledim. Yani nasıl biz bu hayatı götüreceğiz? Çocuk daha ağlamadı bile. Onun böyle yapması bile, o kadar bir korktu ki onun ne olduğunu anlayamadı. Evde değişik bir şey. Evet, bir şey yani. Tabii, yani eve geldi. Tabii. Ondan sonra yavaş yavaş alıştı. Mesela Aslı kesinlikle gürültülü ortamlara giremezdi. Bağırmalar, çocuk bağıracak, parka gideceksin, mümkün değil. Şimdi Egemen evde bağırıyor, şarkılar söylüyor. Aslı'nın hiç umurunda değil. Alıştı. Alıştılar birbirlerine. Evet, yani oyun Aslı da hayatı Egemen evin içine getirdi aslında. Onun bu bağırmalarına, çağırmalarına diğer çocuklara da alıştı. Şimdi hastaneye gidiyoruz, çocuklar bağırıyor. Aslında hiç umurunda değil, duymuyor bile. Ah, eskiden olsa
Aslı bas bas bağırır ağlardı, kaçmak isterdi hemen oradan. Böyle yani iyi, çok tavsiye iyi geldi. Tavsiye ediyorsunuz. Kesinlikle yani. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle aileleri. Hani herkes diyor ya, hani engelli çocuk için. Özel çocuk. Hayır, önce anne için. Önce anne için çok gerekli. Çok iyi. Çok zor. Ona bir kere muhakkak. Mutlaka bilerek şey yapmak lazım. Çok çok zor. Ama çok iyi geliyor annelere. Sonra kardeşlere, ablalara, abilere de çok iyi geliyor. Ne kadar güzel. Başka düşünüyor musunuz? Çok isterim ama o zaman Aslı'dan gider. Neden? Yetişemiyorum. Hani haklısınız. Egemen'in doğmasıyla bile yeterince ilgilenemediğimi düşünüyorum. Fizik tedavisi azaldı. Biz bütün gün onunla fizik tedavi hareketleri yapıyorduk, oynuyorduk. Eşin oldu, ikiye bölündü. Diyorum ya, azıcık hani fizik tedavi yapacak oluyoruz. Alıyorum kucağıma. Hemen Egemen geliyor. Biz kule yapıyoruz. Egemen bozuyor. Aslı sinirleniyor. Zor. Şimdi üçüncü bir tane olsa daha zor. Bana zor, çocuklara da zor. İleride Egemen ablasına yaptıracak belki de o hareketleri, değil mi? O yardımcı olacak ona. Geçen gün mesela top getir oğlum, ablana top at dedim, attı. Ay canım. Bir gün sonra belki ben otururum onlar aralarında oynar. Ben de biraz dinlenirim. Daha çok küçük çünkü nasıl bilecek, evet, algılayacak. Tabii. O zaman daha keyifli, daha güzel olacak. Ne kadar inşallah. Güzel inşallah. Seyahatler falan yapıyor musunuz birlikte? Yani yapamıyoruz çünkü şimdi biraz durumumuz stabil hale geldi. Çünkü bir kere öyle bir hatada bulunduk. Bir tatile gidelim hadi. Çünkü biz ondan önce gerçekten aktif bir çifttik. Eşimle yani tatile gittiğimiz zaman sonuna kadar yapardık. Dalış yapardık. Her şeyi yapardık. Ama Aslı'dan sonra zaten gece uyusak yeter diyoruz. Doğru. O kadar zor. Doğru. Çünkü uykuları çok düzensiz. Doğru. Bir kere hadi dedik, bir deneyelim. Yakın bir yer olsun. Çanakkale'ye gidelim. Yani eve geri kendimizi zor attık. Ağla ağla ağla. Orayı yadırgadı. Belki hastalığından, belki zaten hani o da küçüktü. Ama şimdi yavaş yavaş sanki düzene giriyor, sanki daha olacak gibi görünüyor. Olabilir. Şimdi ikisi de çok küçük, şu anda haklısınız. Çok zor. İkisiyle de birlikte başaramayız yani. Çünkü ama hem sanki size iyi olacak, gelir hem onlara iyi gelir. İlerisi için de, ileride de çok iyi gelir. Evet. Ben özellikle bunları size soruyorum. Seslendirmek istiyorum ki seyircilerimiz de bu tip hastalıkları olan, bu tip rahatsızlıkları olan evlatları olan aileler duysun, örnek olsun, olun ve onlara da destek olun anlamında. Korkmasınlar, çıksınlar. Biraz önce de sizinle konuşmuştuk zaten, biliyorsunuz. Yani çocuğum anlamaz gibi düşünmesinler, denesinler. Şimdi biz mesela bu ayın sonunda tiyatroya gideceğiz. Karar verdik. Hani Aslı sesten korkar, korkmaz. Korkarsa çıkarız. Belki de İngilizce, belki de hoşuna olmaz. Gidecek. Bunu çünkü deneyeceksiniz ama. Aynen öyle. Ona önceden anlatacağım, anladığı kadar bence anlayacak. Yani anlamaz gibi bir şey düşünmüyorum. Anlamazsa da, sıkılırsa da çıkarız, ne yapalım, ama denemedik demeyiz yani. O yüzden şimdi planımız o. Belki de çok iyi gelecek. Her ay artık tiyatroya gideceğiz. Ne kadar güzel. Onun sayesinde Egemen de gidecek. Tabii ki. Yani onu bir deneyeceğiz mesela. Bir, o bizim için bir ilk olacak. Eve kapanmıyoruz diyorsunuz yani. Yani kapanmıyoruz. Umutsuzluk yok. Olmaması gerekiyor. Zaten umutsuz olursak o zaman ben de biterim. Ben bitersem herkes biter. Yani o yüzden hayır, eve kapanmıyoruz. Eve kapanmamamız gerekiyor. Eşiniz de çok destek, değil mi? Tabii destek, ama eşler biraz daha biraz daha güçsüz oluyor. Erkekler çok içlerinde yaşadıkları için aynen duygularını öyle. Bizim kadar güçlü ve gösteren olamıyorlar, haklılar. Ama tabii ki de birçok baba görüyorum, duyuyorum. Babası mesela elinden geldiğince, Aslı inanılmaz. Yani babası geldiği zamanki halini görseniz ayaklanıp gidecek. Çok çok fark ediyor. Kız çocuk, babaya düşkündür derler. Egemen'i babası kucağına aldığı zaman böyle buradaki duruşuna yani canınız dayanmaz. Hemen Egemen'i bırakıp Aslı'ya alıyor. İşte uğraşıyor Aslı'ya, ne yapabiliriz düşünüyoruz. İşte ayakta durma sehpası yaptı vesaire. O da tabii ki elinden geleni yapıyor. Değil tabii ki. Ama işte hep içinde yaşar genelde erkekler. Evet, çok fazla söylemiyorlar bizim gibi. Daha çok üzülüyor. Hala mesela o kadar kabullenmek istemiyor. Ama kabullenmek zorundayız ve ona göre yaşamak zorundayız. Peki serebral palsi, Veste sormuyorum. Önceki serebral palsi çok fazla, çok yaygın mı bu hastalık? Yani ben şöyle gözlem yapıyorum. 4 yıl önce biz doktora giderken, aynı doktora, hep aynı doktora gidiyoruz. Doktora giderken ofiste, işte doktorun muayenehanesinde bir iki hasta olurdu sırada. Şu anda gittiğimiz zaman, ki doktor
polikliniği değiştirdi, çok büyük bir yere taşındı filan. Bildiğiniz nasıl SSK'ya giderseniz sıra olur, aynı şekilde. Yani neden bu kadar? Peki neden acaba bunun bir... Ben sorayım şimdi, tabii sadece serebral palsi değil, başka birçok nörolojik hastalık da var ama... Bir genel adı mı yoksa bu serebral palsi? Genelde serebral palsi, yani beyine oksijen gitmemesinden kaynaklı birçoğunun oluyor ama sebepsiz olanlar da tabii oluyor. Demek ki erken doğumlar oluyor. Erken doğum neden oluyor şimdi günümüzde? Demek ki doğru beslenemiyoruz belki. Belki kullandığımız bu kimyasallar hayatımıza çok girdi. Bilemiyorum ki, bu tarz şeylerden herhalde kaynaklı çok. Bir de şu var. Eskiden sanırım bir ümitsizlik vardı ailelerde. Eğer çocuğu engelliyse bir kenara koyuyordu. Ortalıkta yoktu. Doktora götürmüyordu. Belki bir iki kere götürüyordu, ümidi kesiyordu. Ama artık öyle değil. Herkesin bir şekilde ümidi var. Ve herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. O yüzden de belki biraz daha çok gibi görünüyor. Ama halbuki o belki içeridekiler dışarı çıktı. Haklısınız. O da olabilir. Belki de, belki de teşhis konuldukça, evet, doktorlar da gelişiyor belki. İnsanlar değil mi? Aynen, onlar da çare arıyorlar kendilerine. Öyle de olabilir ama sanırım hastalıkta artış da var sanırım. Bu da herhalde bahsedeyim. Ben hani bir doktorla konuşmak daha doğru olur bunu ama benim gözlemlediğimde... Tahminimizce ben de aynı fikirdeyim sizinle. Yanlış beslenme olabilir. Evet. Kimyasallar olabilir. Evet. Artık biliyorsunuz yaşadığımız dünya çok çok kirli ve çok zor. Stres de çok etken olabilir. Tabii. Bunlara. Belki sanıyorum, annenin hani geç doğum yapması. Biraz da geç anne baba olmuyor. Hepimiz çalışıyoruz, hepimizin öyle oldu. Haklısınız. Aslında öyle bir durum olmadı ama demek ki böyle bir etken de olabiliyor. Yani beyin oksijen gitmemesi zaten bunun adı o. Beyin oksijen gitmeyerek beyin felci olması ama tabii çok ağırı da olabiliyor, çok hafifi de olabiliyor. Ben doktorumuza ilk hani olayı anlamaya çalışırken sorduğumda bana şey demişti, serebral palsi, yani benim çocuğum engelli mi olacak demiştim. O bana, bakın ben kötü yazıyorumdur, ben de serebral palsi olabilirim. Ama diğer çocuk yatalaktır, o da serebral palsi. Yani çok farklı değişiklik gösterebilir. Yaşayacağız, göreceğiz. Bir şekilde, en iyi şekilde onu düzeltmeye, tedavi etmeye çalışacağız demişti. O zaman onu çok iyi anlıyorum şimdi. Çok basit bir şey de kalabilir. Bir parmağında bir şeylik bile kalabilir spastiste ama çok ağır bir şey de kalabiliyor. Değil mi? Evet. Ve onun yanında ne gibi hastalıklar var, o da etkiliyor. Hani sadece serebral palsi de belki çok daha iyi sonuçlar alınabilir ama onun yanında bu tarz çocukların başka hastalıkları da ortaya çıkıyor. Metabolizma ile ilgili, sonuçta bu çocuk hareket edemediği için kasla ilgili hastalıklar oluyor. Birçok başka sıkıntıları da çıkıyor. Onların da tabii etkisi oluyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden de idmanı fazla yaptırmak gerekir belki de. Evet, ne kadar, kadar çok hareket ederse. Ve çocuğa uygun olanı. Çocuğa uygun olanı. Yüzme falan da iyi gelir belki de, değil mi? Gelir ama mesela eğer ki şimdi astlıdaki amaç astlıyı gevşetmek. Hani o spastiste denen gerginliği, gevşetmek. Ama şimdi astlı mesela havuzdan hoşlanmıyorsa daha çok kasılacak. Daha çok kasılacak. O yüzden bize hiçbir faydası olmayacak. Ama mesela ben şimdi bir ara düşündüm, baktım hoşlanmadı. O zaman şey yapmadım. Mesela bir ara at binmeye gidiyorduk. Hipoterapi, o da çok önerilen bir şey. Ama aslında çok ağlamaya başladı. Daha çok kendini geriyor. Şimdi ona ara verdik. Yani bir yıl kadar oldu, gitmedik. Bir zaman sonra şimdi aklımda, tekrar deneyeceğiz. Eğer koşuna giderse, kendini germez, keyif alırsa çok faydalı. Belki de yaşla da alakalıdır. Tabii, mutlaka. İlerleyen yaşlarda biraz daha büyüyünce daha algısı farklı hisseder, farklı düşünür. Yani denemek lazım sürekli. Belki o sırada başı ağrıyordu, bilmiyorum ki. Belki dişi ağrıyordu. Bir küçük daha tabii. Tabii belki o sırada hoşlanmıyor, istemiyor. İşte sürekli denemek lazım. Ben de deniyorum. Bir müddet ara verdik. Havuzu tekrar bir sorgulayacağım. Dediğimiz gibi o şeye tekrar gitme. Mesela onun bilgisini de verelim. Türkiye Jockey Kulübü normal bu tarz çocuklar için ücretsiz Veliefendi Hipodromu'nda ata bindirme ve fizyoterapistlerle yapıyor, yani denesinler bence. Biz oraya gittik ekibimizle birlikte. Ne güzel. Engelsiz Yaşam programını orada da çektik. Çok güzel. Oradaki ailelerle de sohbet ettik. Eğitmenlerle sohbet ettik. Çok güzeldi. Evet. Çok herkes de çok memnundu. Aileler de çok memnundu. Çok bilgilendirici oldu. Çok eğitici oldu. Evet. Gerçekten çok güzel orası. Ben de onu mesela, ona da el sallıyorum buradan. Hatice Beyza Bulut. Evet konuğumuz. O da size konu konuştu. Ben de ondan duydum mesela. Böyle herkes birbirinden faydalı şeyleri duyup uygularsa bence çok daha güzel olur. Ben de ondan duydum. Hemen denedik.
Bayağı bir gittik. Ondan sonra battık. Birazcık ağlamaya başladı. Ara verdik. Yine başlayacağız inşallah. Yine deneyeceğiz yani. İleride denersiniz. Bence de yani bunu bu çünkü o hayvanın elektriği, enerjisi farklı evet, olabiliyor. Çok güzel. O atın o duruşu, sıcaklığı. Evet. Belki ileride hoşlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Bir de şeyi çok hoşuma gitti. Bu atla ilgilenen kişilerde o kadar şefkatli davranıyorlar ki ata. Mesela Aslı ata bindi. İniyor, ağlıyor aslında negatif bir şey. Hı-hı. Hemen atı götürüyorlar, kulağına bir şeyler fısıldıyorlar. At, seviyorlar atla konuşulur atı. Derler ya. Evet, atı seviyorlar. Hı-hı. O benim çok hoşuma gitti. Yani çok güzel bir şey. O şimdi yani o ata siz iyi bakacaksınız ki o da size iyi bir şeyler versin. Yani atın sırtında çakralar vesaireler varmış. Evet. Siz ona iyi elektrik verin ki o da bizim çocuğumuza iyi elektrik. O çok hoşuma gitmişti. Güzel ki yine başlayacağız inşallah. Tavsiye çok güzel. Ediyorum. Cerebral palsy'nin ya da Aslı'nın, Aslı üzerinden konuşalım. En iyi gelebileceği noktayı düşünür müsünüz? Yani ayağa kalkabilme ihtimali ya da belki kendi yemek yiyebilme ihtimali. Böyle ihtimaller oluyor mu? Olabilir evet, mi sizce? Evet, hepsi olabilir. Değil mi? Tabii olmaz olur mu? Hepsi olabilir. Ben mesela umutsuz değiliz değil değiliz. Mi bu konuda? Bugün mesela çok umutsuz bir şey geliyor bana. Birkaç ay sonra bir bakıyorum ona o kadar yaklaşmış ki. Hı hı. Yani hepsi çalışmayla ve de tabii dediğim gibi olabilecek olanı yaşayacağız. Ama biz elimizden geleni yapalım. Neden olmasın? Bence olur. Kendi yemek de yiyebilir, ayağa da kalkabilir. Ama dediğim gibi çalışmamız lazım. Çalışmamız için de gerekli aletlerimizi, cihazlarımızı alabilmemiz lazım. Şimdi o kadar yüksek paralar ki bir tane araba var, oturduğu yerde ayak kaslarını çalıştırıyor. Şimdi onu alsak belki Aslı, şimdi adım atmak istemiyor. Onu alsak belki beyne sürekli adım sinyali gittiği için adım atacak. Ama mümkün değil, alamıyoruz. Yani birbirine bağlı. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani birçok hayır işi yapan insanlar var ya da birçok iş adamı var, sanatçı var. Vallahi ben hepsine de mesaj attım. Hiçbirinden dönüş gelmedi ama olsun, ben yaptım. lütfen bu tarz şeylere de birazcık bir çocuğun, kimse para istemiyor bakın. Hiç kimse para istemiyor. Bir çocuğun ilacını alın. Bir çocuğun arabasını alın. Bir çocuğun ayakta durma sehpasını alın. Yani yeter, ne gerçekten kadar yeter. Geçer değil mi? Çok. Ya. İnanın çok zor. Ki siz dediğiniz gibi biraz daha eliniz uzanabiliyor. Evet, evet. Çok daha kötü durumda olanlar ama gerçekten tükeniyorsunuz. Yani haklısınız. O kadar büyük bir masraf oluyor ki. Çünkü hem hiç bitmiyor, hem sorunlar, yeni yeni sorunlar çıkıyor. Hem anne de artık çalışamıyor. Yani hem gider çok, hem gelir kalemi de azalıyor. Gerçekten çok zor. Çok tabii daha, siz de mesleğinizden artık vazgeçtiniz, evdesiniz. Mümkün değil. Hem gece uykumuz yok. Ben istemez miyim çalışmayı? Çok, hem de çok severek çalışıyordum. Ama hem vaktiniz yok. Ben çünkü işe gitsem Aslı ile yeterince ilgilenemem. Aslı ile bir annenin ilgileneceği kadar hiçbir bakıcı ya da fizyoterapist ilgilenemez. Hem gece uykumuz yok. Hadi ki bulduk öyle birisini. Gece uykum yok. Ben hangi şeyle enerjiyle gidip... değil mi? Doğru. Bir de mali müşavirim yani. Doğru. Yoğunlaşıp çalışmam lazım. Mümkün değil. O yüzden şimdilik sadece Aslı var. Ama işte dediğim gibi böyle de olunca böyle eksisi oluyor ve yeterli şeylerini karşılayamıyoruz. Kısmet. Yani, kısmet. Aynen. Her şeyin bir zamanı vardır. Evet. Yani muhakkak Aslı yaşı da ilerledikçe daha fazla tepkiler vermeye başlayacaktır sizin yardımınızla. Zaten siz güçlü olun, siz iyi olun, enerjik olun ki her zaman öyle diyoruz. Siz iyi olursanız o da, onlar da iyi olur. Evet. Sadece Aslı için de değil, Egemen için de aynı şey geçerli. Tabii. Egemen'e de vereceğiniz enerji. Tabii. Onu da aksatmamam. Tabii ki. Evet. İkisi de. Gerçi onlar artık inanıyorum ileride birbirleriyle yetecekler gibi duruyor. Egemen ablasına yardımcı. Evet, arabasını falan sürmeye çalışıyor ama Aslı oraya buraya vuruyor. Aslı daha çok sinirleniyor. Hemen alıyorum elinden. Tabii o da artık anlayacak. O da sonuçta
Evet, bu çocuk niye başlayacak sorgulamaya? Benim ablam niye ayağa kalkmıyor? O kreşe gidecek, benim ablam niye sürekli oturuyor, niye konuşmuyor? Hepsini öğrenecek. Evet, o günleri de göreceğiz. Bakalım nasıl başa çıkacağız bunlarla, göreceğiz biz de yaşayıp. Ama annelerin gerçekten işi çok büyük ve çok değerli. Tebrik ediyorum sizi. Daha önceki konuklarımla da aynı şeyi konuşuyorduk. Sizin duruşunuz, pozitif enerjiniz, sevgi dolu oluşunuz, tabii ki yavrunuz o. Tebrik ediyorum. O kadar önemli ki. Teşekkür ederim. İnşallah iyi olmanız yapmak nasip tabii olsun. Ki çok çok önemli. Çok, sosyal medyanın gücüne de inanıyorum. Evet. Oradan da aileler, anneler, tabii babalar birbirleriyle öğreniyorlar bir şeyler, değil mi? Evet, çok çok. Sizin tavsiye edebileceğiniz neler vardır başka? Ailelere. Ailelere tavsiye edebileceğim, dediğimiz gibi vazgeçmesinler, sürekli araştırsınlar ama gereksiz kalabalık negatif şeyleri de çok kafaya takmasınlar. Bakalım yarın ne olacak, bakalım Allah ne gösterir, hiç belli olmaz. Birden geçiverir yani, ben buna da inanıyorum. Birden nöbet geçirmemeye başlayabilir. Birden her şey olabilir. Her şey olabilir. Tam tersi de olabilir ama onu düşünmüyorum. Yani tam tersini düşünecek olursam, öyle örnekler de var. Çocuk yürümeye başlıyor, bir nöbet geçiriyor falan filan. Onları düşünmüyorum bile. Onları düşünürsek o zaman hiç yemek yemeyelim, hiçbir şey yapmayalım. Doğru. Biz iyisini düşünmeye çalışıyoruz ki kendimize güç verelim. En iyisini düşünerek çocuğumuza, ben kesinlikle bunu anlamaz, bunu yapmaz diye düşünmüyorum. Hiç alakasız sohbet ediyorum, kitap okuyorum. Bir bakıyorum sonra anlamaya başlıyor. Her gece saçma sapan bir şeylerden bahsediyorum, sinirleniyor. Kırmızı başlıklı kıza anlatmaya başlayınca duruyor. Mutlu oluyor. Neden? Demek ki anlıyor demek artık. Demek ki anlıyor. Evet. Yani bence hiç kitap okuyun, resimli kitaplar. Değil mi? Hiç yani bunu anlamaz diye düşünmeyin. Değil mi? Çok güzel. Yani ben öyle yapıyorum iki çocuğuma da. Sanki ikisi de aynıymış gibi. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Harikasınız. Faydasını da görüyorum. Harikasınız. Öyle. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Gücünüz, kuvvetiniz, neşeniz hep yerinde olsun. İnşallah. İyi ki tanıdık sizi. Biz de çok kabul ettiğiniz için evinize, bizi ve konuğum olduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Tabii ki. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, Engelsiz Yaşam programından bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.